Merhabalar efendim, ben Pınar Ayhan. Merakla beklediğiniz programımız Günlük Rehber başlıyor. Buyurun lütfen. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı öğretim görevlilerinden Atilla Çağdaş Değer ve Çiğdem Aytepe ile ülkemizde çok sesli müzik eğitimi ve Hacettepe Senfoni Orkestrası'nın etkinlikleri. ODTÜ Teknokent Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi Yöneticisi Emek Kepenek ve ODTÜ Teknokent Kurumsal Gelişim Direktörü İlknur İlkyaz Gül ile Yenilikçi Oyun Geliştirme Dünya Maratonu. Hepsi az sonra Günlük Rehber'de. Ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler. Ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Ellerin yüzümde susmuş dudakların, İsyanlarda gönlüm zaman gardiyandır. Ah, ben yine gözlerinin hapsindeyim. İçimde martılar. Ay, la 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 la, gözyaşlarımdasın. Ay, la 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 la, la 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 la, akşam firarları. Ay, la 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 la, la la la, sen gözyaşlarımdasın. Türkiye'nin ilk bilim ve araştırma parkı ODTÜ Teknokent, tüm dünya ile aynı anda gerçekleştirilecek Yenilikçi Oyun Geliştirme Dünya Maratonu Global Game Jam etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu etkinliğin ayrıntıları şimdi Günlük Rehber'de. Pınar Ayhan'ın konukları ODTÜ Teknokent Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi Yöneticisi Emek Kepenek ve ODTÜ Teknokent Kurumsal Gelişim Direktörü İlknur İlkyaz Gül. İlknur Hanım hoş geldiniz. Emek Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Nasıl, heyecanlı oluyor mu arkada böyle? Biz öyle orada biraz, çırpınırken. Biz de sonuçta, evet. Bayağı sonuçta diyorsunuz, heyecanlı. Peki oldu. Biraz olsun atalım istiyoruz. Bütün amacımız o. Keyifle başlayalım programımıza istiyoruz. Efendim şimdi ODTÜ Teknokent Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi. İlknur Hanım'dan mı alayım? Merkezimiz ne yapar? Evet, amacı nedir? Buyurun lütfen. Şimdi kısaca böyle bir ODTÜ Teknokent'ten bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. ODTÜ Teknokent, ODTÜ'nün teknoloji geliştirme bölgesi. ODTÜ içerisinde, kampüs içerisinde yer alan bir bölge. Burada teknoloji firmaları ARGE süreçlerini yürütüyorlar ve yönetiyorlar. ODTÜ Teknokent 282 firmaya ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda ODTÜ aslında Türkiye'de girişimciliği yaygınlaştırmak için de pek çok program yürütüyor ve yönetiyor. Bunlardan bir tanesi de bizim 2008 yılında kurduğumuz Animasyon Teknoloji ve Oyun Geliştirme Merkezi. Burada biz ne yapıyoruz? Üniversite öğrencilerinin oyun teknolojisine meraklı, daha doğrusu üniversite öğrencilerinin kendi şirketlerini kurmalarına destek oluyoruz. Baktınız ki böyle bir piyasa var, böyle evet, bir sektör. Evet. Hem de çok kuvvetli, çok kuvvetli bir sektör. Hem de aslında bilimsel altyapıyla bunu kontrol altında, değil mi? Belki de hani araştırmayla, geliştirmeyle yapmak daha doğru, daha mantıklıydı. Bravo, tebrik ediyorum. Evet. Aynen öyle. Bugüne kadar da bu merkez kapsamında kurulmuş 8 tane teknoloji firmamız var. Yani Türkiye'de aslında kendi teknoloji firmalarını yaratmaya başladı oyun sektöründe. Kaç yıldır yapıyorlar bu işi şu anda sizden? 2008'de kurduk merkezi. 2008'den bu yana 4 yıl, 5. yılımıza girmek üzereyiz. Piyasada şu anda var mı bu aynen üreticilerimiz? Öyle, var. Var değil mi? Yani var. Kaç yıldır piyasadalar şu anda onlar? 2009-2010'da kuruldular. Yani birçoğu. Geçen sene bir tane kuruldu.
Yani 2010 ve 2012 arasında hepsi kuruldu diyebiliriz. O zaman 1-2 yıllık bir eğitimden mi söz ediyoruz? Yani onu sizden alalım demek. Ya eğitimden kasıt şöyle, aslında 1-2 yıllık yoğun bir destek programından, destek programı. Eğitimlerle dolu bir destek programından bahsediyoruz. Nasıl bir eğitimden bahsediyoruz? Nasıl bir destek programından bahsediyoruz? Şöyle anlatayım, Atom neler sağlıyor aslında, o zaman öyle ona dememiz gerekecek. Bir kere hani projelerini kabul ettiğimiz arkadaşlara yer sağlıyoruz, çalışma ortamı. Bilgisayar, yazılım, projelerini gerçekleştirmek için danışmanlık, koçluk, o yönde işte yani bir oyun geliştirme sürecindeki ihtiyaç duyabilecekleri eğitimsel konularda neye ihtiyaçları varsa aslında biz onları karşılayıp desteklemeye çalışıyoruz. Peki bir fikrim var diye gelen herkese kapıyı açıyor musunuz? Yani nedir koşulları? Bir fikri dinliyoruz ilk önce. hani sonuçta projenin yapılabilirliği çok önemli bizim için. Hani çok böyle uçuk kaçık bir proje de olabilir aslında. Hı hı. Yeter ama ki bir uygulanabilir teknoloji... olması mı önemli? Kesinlikle uygulanabilir olması. Bir de sonuçta biz yeni şirketler yaratmak istiyoruz. Bir ticari başarı potansiyeline sahip oluyor olması lazım. Hı. Yani her geliştirilen oyun piyasada satılabilir bir oyun haline dönüşmeyebiliyor kimi zaman. Hı. Kimlere yüzden... danışıyor gelen gençler? Ekipte kimler var? Hangi meslek grubundan insanlar var? Güzel. Buyurun. çok doğru bir soru aslında. Şöyle, ODTÜ Teknokent yani oyun konusunda aslında Türkiye'nin en büyük, en yetkin teknokenti, şöyle diyelim. Atom dışında da Türkiye'nin en büyük oyun firmaları bizim bölgemizde. Evet. Yani kime danışıyorlar? İşte bu tip diğer oyun firma sahiplerine, bu alanda çalışan akademisyenlere, ODTÜ bu anlamda da çok büyük destekler sağlıyor. Akademisyenlere danışıyoruz. Oyun firması sahipleri zaten yıllardır bu işin içindeler ve artık bizim Atom'a gelen genç arkadaşların da yoğun bir şekilde destek oluyorlar sağ olsunlar. Onlara danışıyoruz. Yani bizim çok böyle biraz daha gönüllülük şeyiyle işleyen çok güzel bir danışman havuzumuz var. Ve hep beraber çalışıyoruz yani. Peki ne tür oyunlardan söz ediyoruz? Aslında çok biliyorsunuz oyun sektörü epey geniş ve büyük bir sektör. Hı hı. Bilgisayar oyunlarından yeni gündemimizde olan konsol dediğimiz çeşitli firmaların çıkardığı konsollar var. O oyunları geliştiren firmalar var. Ama gündemde aslında son zamanlarda özellikle mobil oyunlar ve Facebook oyunları. Hı hı. Nedir öncelikle? Bu mobil oyunlar, bu Facebook oyunları? Akıllı telefon, tabletlere yapılan oyunlar. Yani, yani ne tür oyunlardan söz ediyoruz? Onu oyunu anlatın yahu. Mesela şöyle, aslında Türkiye'de pek çok kişi bunu bilir. Pac-Man diye bir oyun vardır. Ona benzer bilgisayar oyunlarından bahsediyoruz. Ben neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Neyi merak ediyorsunuz? Ben hani hemen çözelim istiyorum aslında. Haklısınız, sizi de zorladım ama. Bu dövüş, kırış, savaş falan bu oyunlar en azından bizim bulunduğumuz çevrede çok fazla var. Bu nereye gitti? Gidiyor mu hala? Aynı mı gidiyor? Nereye gitmeli? Bunu merak ediyorum. Madem siz bu işin bilimini yapıyorsunuz. Evet. Öyle değil mi? Nereye gidiyor? Nereye gidecek? Bunu merak ediyorum. Sektör elbette böyle oyunları istiyor olacak ve bunlar üretilmeye devam edecek. Ama biz bir yandan da ODTÜ Teknokent olarak ve Animasyon Teknolojileri Oyun Geliştirme Merkezi'nde özellikle şunu da söylüyoruz. Eğitici oyunlar olsun. Ve mesleki oyunlar evet, olabilir. Evet, mesleki oyunlar olsun. Kesinlikle, kesinlikle. Bir yandan da aslında Türk firmalarına desteklememizin temel sebebi de bu. Türk kültürünü de ortaya çıkaracak, onları ön plana çıkaracak oyunlar geliştirilsin. Türk kültürü, dünya kültürü, evet. Değil mi? Evrensel, yani hepsi bilgilerin içinde barındığı. Harika. Yani bu tarz oyunların gelişmesini destekliyor olacağız merkezde gelecek yıllarda da. Geçtiğimiz yıllarda da bunu bir miktar yapmaya çalıştık. Çeşitli bakanlıklarla işbirliği yaparak özellikle Türk kültürüne yönelik ne tarz oyunlar geliştirebiliriz, neler yapabiliriz bunları tartıştık. Ve belli noktalarda da başarı elde ettiğimizi düşünüyoruz. Tabii bu işin bir parçası anladığım, tahmin ettiğim kadarıyla da pazarlama, öyle değil mi? Yani çok siz oyunu... Çok büyük bir parçası. Çok büyük bir parçası. Siz oyunu yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, oluşturuyorsunuz animasyonu ama pazara nasıl sunacaksınız? Kim ilgi gösterecek, nasıl satılacak? Pazarlama kısmında var mısınız merkez olarak? Şöyle varız. Sadece hani diğer oyun firmalarıyla beraber danışarak hani hangi yöntemi kullanabiliriz diye öyle sağlıyoruz. Bu da yoksa bir bilim sonuçta. Hani pazarlama yöntemine yani. Değil de o konuda danışmanlık veriyoruz. Yoksa hani şöyle pazarla, böyle pazarla bir tavsiyenin niteliğinde son kararı firma kendi veriyor. Yani onun sadece dediğim gibi bilgilerini sağlıyoruz, danışmanlığını veriyoruz. Nasıl bir danışmanlık? Ne diyorsunuz onlara? Yani işte şu kuralları yani bir kere şey,
bu oyundan nasıl para kazanacaksınız bir kere? Yani mesele bu. Oyunu paralı mı sunacaksınız yoksa bedava sunup oyun içinden mi satış yapacaksınız? Hepsi birer yöntem. Hepsi doğru. Sizin oyununuzun ve verdiği keyfe göre izleyicinin verebileceği bir şey. Hani ilk atıyorum 40 bölümlük bir oyun yapıyorsunuzdur. İlk 10 bölümünü bedava yaparsınız. Yani ağzına bir parmak balı çalarsınız. Aynen. Şöyle bir heyecanlanır, keyiflenir. Ben bunu da alayım diye de bilir. Yoksa direkt ilk baştan yani çok cüzi miktarlarda bir şeyle. Bu şey gibi benzetiyorum ben. İşte bir arabayı alıyorsunuz, o kadar da pahalı olmayabilir ama yedek parçalarda ya da bilgisayarlar değil mi? Evet. Yani şöyle arabanızın daha hızlı gitmesini istiyorsanız yeni şeyler eklemeniz lazım. Bu da aynı öyle bir şey. Daha çok keyif almak istiyorsanız oyundan. Daha güç kazanmak istiyorsanız. Daha güç kazanmak mesela. İstiyorsanız. Aynı. Çocuklar bunu çok iyi biliyorlar biliyorsunuz. Psikolojik yönü çok sonra güzel. Sonra gelen faturalardan anlıyorsunuz. Bayağı biz de bu şimdi etiği var yerler. Çünkü. Ne düşünüyorsunuz çok etik boyutun, ahlaki boyutu var bu işin yani. Evet. Yani alışkanlığın ileri safhada özellikle davranışları etkileyen boyutları var oyun sektöründe özellikle öğrenciler ya da küçükler tarafından. Ama bunun da hani doğru anlatıldığında çözülebilecek bir şey olduğunu düşünüyoruz. Yani hem veliler tarafında bir bilinçlendirme hem de öğrencinin aslında ne oynamak istediğini kendini seçebiliyor olması lazım. Daha çok öğrenci tarafında bir bilinçlendirme olması lazım. Biz bu kanalda da elimizden geldiğince bu farkındalığı arttırmak için hem etkinlikler yapıyoruz hem de ilgili tarafları bir araya getirip bunu nasıl çözebiliriz'i konuşuyoruz. Çünkü sektör büyük bir sektör. Yani oynayan taraf var, geliştiren taraf var, bunu dağıtan taraf var. Bu paydaşların hepsini bir ortamda doğru bir strateji çerçevesine toparlamak istiyoruz. Aslında Atom'un temel şeyi de bu. Yaptığı sektörü bir araya getirme, Türkiye'de olmayan bir sektörü yaratma. Bir miktar geliştiriciyi canlandırmaya çalışıyoruz. Oyun tarafında oyuncular tarafında farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Pazar yaratmaya çalışıyoruz değil mi? Aynen öyle. Türkiye'deki o pazarı yaratıp sektörü canlandırmak istiyoruz. Ve belli bir sistematiğe bağlamak istiyoruz aslında. Dağınık, darmadağınık değil de belki evet, hani. Evet. Bir kümelenme, bir odaklanma. Aynen. Üretim aşamasından efendim tüketim son aşamasına kadar bunu sistematize edelim diyorsunuz. Peki bu Global Game Jam nedir? Global Game Jam nedir? Bu hani Türkiye'de bu oyun sektörünü geliştirmek, sevdirmek istiyoruz ve dediğimiz bir amacın bir ayağı aslında, bir aracı. Nedir? Oyun geliştirme maratonu. 48 saatlik bir oyun geliştirme maratonu. Hemen şöyle tanımlayalım. İşte bir hafta sonunu sadece oyun geliştirmeye ayırıyorlar. Oyun geliştirici gençler, bu işi sevenler. İşte cuma günü toplanıyoruz. Bir tema belirliyoruz. O tema veriliyor. O tema çerçevesinde 48 saat içerisinde sıfırdan bir oyun. Oynanabilir bir oyun geliştirmek 48 durumunda. 48 saat bu anlamda yeterli bir süre diyorsunuz. Evet. Yani. Çok basit içerikli oyunlar. Çok basit içerikli oyunlar. Bir oyun çıkıyor ortaya. Oynanabilen bir oyun. Level'ları olan bir oyun çıkıyor ortaya. Çok da keyifli bir süreç aslında. Çünkü oraya gelen gençler oyun geliştirmenin hep bir köşesinden tutmuş bu işe meraklı kişiler. Hepsi usta değil, çok amatörler ve çok güzel, keyifli, böyle sadece eğlendirme amaçlı oyunlar çıkıyor ortaya. Global Game Jam'ler bu. Global tarafına bakarsanız aslında orayı açıklamak istersek bu tüm dünya ile aynı anda olan bir etkinlik. Tüm dünya mi? Derken 60'tan fazla ülkede, 300'den fazla merkezde kendi yerel saatlerinde aynı anda başlayan bir etkinlik. Hepsi cuma akşam 5'te başlıyor, pazar akşam 5'e kadar. Peki bunun aynı anda tüm dünyada aynı anda olmasının esprisi nedir? Ne katıyor olaya? Ne katıyor? Bir birliktelik katıyor. Dünya çapında bu işin farkındalığını arttırmak katıyor. Çünkü paylaşım oraya yaşanıyor mu? Onu merak paylaşım ediyorum. Paylaşım yaşanıyor. Aynen öyle. Çünkü sektör aslında dünyada da yeni yeni potansiyeli fark edilen bir sektör. 2014 yılında hatta müzik ve sinema sektörünün önüne geçeceği öngörülüyor oyun sektörünün. O yüzden dünyada da aslında bunun bilincine varan topluluklar bunu yaygınlaştırmak için çeşitli aktiviteler yapıyor. Bir de evrensel bir şey oyun sonuç itibariyle. O yüzden hani Türkiye'den çıkan bir oyunu Amerika'da oynayabilmek bir çünkü portal üzerinden paylaşılıyor bütün oyunlar. O yüzden onu bir şekilde yaygınlaştırmak için yapılmış aslında uluslararası en büyük etkinlik diyebiliriz oyun etkinliği. Şimdi tabii bu tür etkinliklerle biraz kontrol altında da tutulabiliyor sanıyorum öyle değil mi düzen? Ama öbür taraftan da global diyoruz yani dünya çapında diyoruz değil mi? Bunun bu anlamda kontrolü mümkün müdür peki? Ya da gerekli midir bilmiyorum. Yani regüle etmeliyiz. Yani regüle şöyle ediliyor. Belli başlı kuralları var işte. Hani oyun geliştirirken
Her şeyi orada yapmak zorundasınız. Kodunu orada yazmak zorundasınız. Dışarıdan hani çaktırmadan bir şeyler yandan getirip belli başlı yazılımları oraya eklemek yani dürüst etik sayılmıyor mesela. Evet. O tip genel kuralları var. Yani uluslararası şey oyun geliştiricileri federasyonu dediğimiz bir gönüllü bir kuruluş bunu düzenliyor. 2008 yılında başlamışlar. Her sene artık bayağı bir artarak. Lisans, patent falan hepsi bunların içinde mi? Bu kuruluşun görevi? Şöyle, her şey geliştiriciye ait aslında. Geliştirici gruba ait. Bütün oyun, o hak. Yani burada çünkü herkes işte paylaşılan bütün oyunlar global siteye konuyor. Çünkü sonuçta, bir de telif sorunu da var öyle değil mi? Ama bunu başkası alıp şeye götürürse, pazara götürürse orada sıkıntı yaşanabilir. Bu sonuçta kesinlikle pazara sunulan bir oyun değil. Sadece paylaşılan bir oyun. O anlamda geliştirici grup bunu isterse telifi ve şey üzerinde uğraşıp daha sonra pazara sunacak hali getirebiliyor. Dünyada kim ileride bu konuda? Amerika. Değil mi? Yani, ve aslında evet. Onu şu anda çok yakın bir adım mesafede takip eden Kore var. Güney Kore, Amerika ve tabii Çin geliştiricilik anlamında bayağı iyi şeyler. Türkiye'nin dijital oyunlar üzerine eğitim veren ve ilk yüksek lisans programı da ODTÜ'de öyle değil mi? Evet, nasıl bir programdan söz ediyoruz? Yüksek lisans programı genelde mühendislere açık oyunlar üzerine birazcık daha teknik çok akademik araştırma. Şöyle bir parantez açalım. Yani oyun geliştirme şöyle bir sektör. Oyun geliştirirken farklı disiplinlerden birkaç kişinin bir araya gelmesi lazım. Bilgisayar programcılarının, grafik tasarımı yapanların, müzikle uğraşanların, senaryo yazanların. O yüzden bizim ODTÜ'deki yüksek lisans programımız biraz daha programlama ağırlıklı. Çünkü ODTÜ bildiğiniz gibi teknik üniversite, bilgisayar mühendisliği oldukça güçlü bir üniversite. Bizim yüksek lisans programımız da biraz daha bilgisayar programlamaya yönelik, daha doğrusu oyun programlamaya yönelik oyun bir yüksek bir lisans programı. Spesifik bir programdan söz ediyoruz değil mi? Evet. Peki efendim, yarışma var değil mi? Ondan söz edelim isterseniz. Evet. Yani Emek Bey biraz detaylandırdı aslında. Global Game Jam'ı biz 2008'de bahsetmiştim, Atom'u açtık. 2009'da da Global Game Jam'i ilk kez yaptık. Bu çok büyük, hem uluslararası ölçekte hem de ülkemizde çok büyük bir infial yarattı. Yani hatta bize şey dediler, Türk Oyun Milli Takımı dediler. Evet. Onlar toplanıp aynı zamanda oyun geliştiriyorlar. Bu çok heyecan verici bir şeydi. O yüzden 2009'dan bu yana her yıl aksatmadan biz bu etkinliği yapıyoruz. Bu hani bütün dünya ile aynı anda yapılan. Onu biraz detaylandıralım istiyorum açıkçası. Mesela kaç kişi katıldı Türkiye'den? Kaç kişi? Bu sene aslında şöyle bir şey oldu. Biz 2012 yılına kadar Türkiye'de bir tek biz yapıyorduk. Geçen sene bizim daha önceki GGC'lere katılan arkadaşlar kendi üniversitelerinde düzenleyelim diye düşündüler ve şu anda bu sene Türkiye'de 7 farklı merkezde daha GGC yapılıyor. 2 tane İstanbul, 2 tane İzmir, 1 tane Elazığ. Bu ilde bir aslında bizim bir etkimiz oldu. Hani Atom'un böyle de bir etkisi oldu. Global Game Jam, yani bizim düzenlediğimiz etkinliğin. Ve şu anda Türkiye'de de bayağı geniş bir kitleyle katılım var. Her sene de artarak geliyor bu. Bu sene bize biz 120 kişilik bir katılımcı, geliştirici şeyimiz olacak. Neye göre belirleniyor katılımcılar? Kıstas nedir? Aslında biz online bir başvuru açıyoruz her sene. Aralık ayının başında, Ocak'ta kadar başvurularınızı yapınız diyoruz. Yetkinlikleriniz nelerdir diye soruyoruz. Onlar da işte yazılım yapmayı biliyorum, grafik tasarımı yapabilirim gibi yetkinliklerini anlattıkları küçük başvuru formları dolduruyorlar. Biz bu sene dediği gibi BM'nin 120 başvuru aldık. Geçen sene 70 kişiye sahipliği yapmıştık. 70 kişi aynı anda 48 saat boyunca verdiğiniz tema etrafında oyun geliştirmeye çalışıyorlar. Ne tür temalar mesela? Yani yıllara göre hepsini tek tek saymak çok anlamsız olur ama mesela yıllardan bir tanesinde şeydi, wireless bir temaydı. Bir önceki yıl tükenmek bir temaydı. Geçen sene hep böyle kelimelerle gelen tema ilk defa geçen sene bir görsel olarak geldi karşımıza. Kuyruğunu yiyen bir yılan şekli resmi vardı. Bu temayı hiçbir şey açıklamadan bütün geliştiricilere gösteriyorsunuz. Akıllarına ne gelirse artık. Sadece bir verimiz var elimizde. Evet, tek bir verimiz. Kablosuz dünya diyorsunuz mesela. Ona ne anlatırsın? Onun üzerine ne? Peki neler anlatıyorlar emekli? Neler çıkıyor? Mesela tükenme temasında daha çok çevresel ve hani tükenen kaynaklarımız üzerine bayağı bir oyunlar geliştirilmişti. Geçen sene kuyruğunu yiyen
yılanda şey vardı, böyle hiç bitmeyen bir hikayeler vardı. Hmm. Böyle sürekli bir sonsuzluk arayış içinde yani, olan bir kişi sürekli işte oradan oraya zıplıyor, bir şey, puanlar toplayarak daha bir yeni alanlara falan gitmeye çalışıyor. Daha yeni bir hikayeler, daha yeni bir kurgulara varmaya çalışıyor ama sonsuz bir şekilde. Belki de hiç sonu olmayan bir şekilde aynı hikaye içinde dönüp duruyor. Bunu oyunun sonunda anlıyor aslında. Böyle şeyler yaratıyor. Bunun kazananı oluyor mu bu yarışmanın dünya çapında, değil mi sanıyorum? Kimden çıkıyor, ne ödüller veriliyor, nedir bu işin yarışma ve şov kısmı? aslında şöyle, uluslararası ölçekte bir birinci seçme gibi çabaları yok, kaygıları. Ama biz bunu ulusal ölçekte şöyle programladık ve planladık. Biz Türkiye birincisini seçiyoruz. Ve onu küçük ödüllerle onur ediyoruz her seferinde. Büyük teknoloji firmaları var bizi destekleyen, özellikle bu sürecinde paydaşı olan. Her sene onların verdiği ödüllerle biz gruplarımızı destekliyoruz ve onların da aslında verdiği ödüller sadece o küçük donanım ödüllerinin ötesine geçiyor. Çoğu zaman bu grupların şirketleşmesine, ticaretleşmesine destek oluyorlar. Aslında bizim için büyük kazanç, bir uluslararası web sitesine mümkün olduğu kadar çok sayıda oyunu Türkiye olarak upload edebilmek. İkinci kazançsa buradaki grupların bir şekilde şirketleşme süreçlerine o iş ortaklarımızla birlikte destek olabilmek. Biz her sene aslında biraz hani bunun şovunu da yapıp yılda kaç tane ülkeden ne kadar oyun gelmiş onu sayıp birinciliğimizi ilan ettiğimiz yıllarda oldu yani. Türkiye iki kez en çok oyun çıkaran ülke oldu. 2010 ve 2011 yılında. Bu seneyi de heyecanla bekliyoruz. Bakalım kaç oyun çıkacak. Ya, katılımcı sayısı o anda o grupta, o merkezde kaç katılımcı var? Hepsiyle alakalı bir şey. Ben oyun çıkaran beyinleri merak ediyorum. Yani illa bu işin ciddi anlamda, teknik anlamda eğitimini almış olmak tabii ki gerekir sonradan ama bazen de küçücük çocuklar karşınıza çıkıp muazzam fikirlerle gelebiliyorlar, öyle değil mi? Çok doğru. Çok doğru. Yani özellikle oyun sektöründe benim gözlemlediğim yıllardır bir adanmışlık durumu söz konusu. Liseden mezun olup çok iyi programlama yapıp ben oyun geliştireceğim diyen öğrenciler de var. İlle de lisans mezuniyeti ya da yüksek lisans mezuniyeti gerektirmiyor. Çok enteresan karakterler. Hem eğlenceliler hem hayal güçleri çok geniş. O yüzden yaratıcılıkları had safhada. Yani şeyler, oyun geliştirdikleri böyle tarif edebiliriz kısaca. Biz özellikle merkezde çok eğleniyoruz o ekiplerle. Yani kişiler gerçekten değişik kişiler. Böyle sürekli oyun oynuyor. Çocukluğu ve lise hayatı boyunca oyun oynamış. Ama yetmemiş adama. Yani ben bunun daha iyisini yapabilirim deyip. Artık üretim safhasına geçmiş. Ben bunun daha iyisini yapabilirim deyip ona dört elle sarılıp onu nasıl üretebileceğini öğrenmeye çalışmış. Peki bu şimdi bizim izleyenler arasında bizi üretim safhasında olanlar vardır. Belki haberleri yoktur değil mi böyle bir şeyden? Evde bu işi yapıyorlar çünkü insanlar kendi mekanlarında, ofislerinde her neyse. Mevcut karakterler üzerinden, işte sinema kahramanları, film kahramanları üzerinden yapılan, oluşturulan oyunlarda ne tür kurallar var, ne tür yönetmelikler var? Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü telif sorunu yaşanabilir, evet, değil mi? Aklına bile gelmez. Bir film karakterinden, en büyük sorun, bir film karakterinden yola çıkar, onu kullanır ama sonra neyle karşılaşacağını biliyor olması gerekiyor. Evet, bu konularda da hukuki anlamda destek veriyor musunuz? Tabii danışmanlık ve şey sağlıyoruz. Hani bir kere yarattığı karakterin özgün ve şey olması. Hani bizim Atom'daki grupların şey düşünürsek. Ama tabii bilinen ya da böyle bilinen bir karakter üstüne çalışacaksa da telif hakkı olmaması için, telif sorunu olmaması için izinlerin alınması bu tip şeyler. Yani elimizden geldiğince destekliyoruz. Ama tercihimiz fikirlerin ve her şeyin özgün olabilmesi açıkçası. Peki sanıyorum böyle kendiliğinden karakter yaratan çocuklar da ilginçtir. Çünkü onlar hikayeler yazıyorlar, romanlar yazıyorlar kafalarında. İnanılmaz. Yani bu oyun yaratmanın, oluşturmanın böyle de bir anladığım kadarıyla faydası var, değil mi? Hayal gücünü geliştirmek anlamında. Biz o yüzden hani özellikle merkezin sadece yazılımcılara ev sahipliği yapan bir yer değil. Aslında yaratıcılığı bir şekilde kullanmak isteyen herkese açık olduğunu
söylemek istiyoruz. Zamanımızın da azaldığını düşünerek merkeze davet etmek adına. Programlama ile ilgili tabii ki ilgilenenler, oyun sektöründe bir şeyler geliştirmek isteyenler mutlaka vardır. O yüzden hani merkezin her bütün taraflara açık olduğunu ve onları her durumda destekleyeceğimizi söylemek istiyoruz. Telifle ilgili şöyle de bir şey var. ODTÜ Teknokent olarak biz özellikle teknoloji firmalarının fikri mülkiyet haklarının korunması için de pek çok adım atıp onlara danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Teknokent bünyesinde patent vekillerimiz var, ortak çalıştığımız. Onlar aslında çıkan ürünlerin de telif haklarının korunması, saklanması ile ilgili destek veriyor oluyorlar. Aynı şekilde ekiplerimize de bu şekilde destek gerçekten oluruz. Gerçekten bu sıkıntı yaratabilir bu durum. Çünkü artık dünyaya açılma durumu var. İşte evet. Diyorsunuz ya patent sorunu var. İşte biz Türkiye'den şu kadar oyun biz çıkardık diyebilmek için onun gerçekten açıkçası özgün olması gerekiyor. Herkes kendi ürününü çok korumacı davranıyor. Yani aslında güzel işin etiğini de iyice öğrenmiş oluyor herkes değil mi? İyi bir araştırma yapmak gerekiyor. Kesinlikle, acaba başkası daha önce düşündü mü? Böyle tekrarlar olabiliyor mu? Benzer oyunlar çıkabiliyor tabii mu? Tabii ki. Çıkıyor yani. Esinleniliyor her durumda. İster istemez. Yani doğal bir şey aslında. O esinlenmek, o size yani daha iyisini yaparım deyip ona benzer bir oyun çıkarıyor olmak aslında doğal bir süreç. Yani doğru. Arge ya da inovasyon ya da fikir geliştiriyorsanız bu çok doğal. Esinleniyor olmanız sadece birebir kopyalamasın. İşte telif sorunu yaratacak bir şekilde de onu geliştirmesin. Yani. Okullarda teknoloji dersleri var değil mi? Evet. Tasarım, teknoloji tasarım dersleri. Artık girişimcilik dersleri de var. Artık girişimcilik dersleri de var. Evet. Güzel. Kesinlikle. O zaman paydaşlar tamamlanıyor gibi görünüyor. Evet. Öyle değil mi? Evet. Daha çok bu işin yayılması için eğitim bölümünde işin var mı çabalarınız, araştırmalarınız, ortak çalışmalarınız okullarla? Şöyle, üniversite seviyesinde ODTÜ dışında farklı üniversitelerle işbirliği halindeyiz. Çünkü geliştirdiğimiz program aslında diğer üniversitelere de uygulanabilir bir program oldu. O yüzden bunu diğer üniversitelerde nasıl yaygınlaştırabiliriz, onun çabası halindeyiz. Ama her durumda oyun oynayan kitle sadece üniversite değil, lise seviyesinde kişiler de çok fazla oyuna meraklı olabiliyor. İlkokul yok zannediyorsunuz değil mi? Evet, o da var. Göz ardı etmiyoruz. Onları daha çok hani sürecin içerisinde nasıl tutabiliriz? Bazen seminerlere gidiyoruz, kısa kısa şeyler anlatıyoruz. İşte oyun aslında şöyle de faydalı olabilir. Doğru kullanmak gerekir. Bunun tabii psikolojisi de çok önemli değil mi? Öyle danışmanlarınız da vardır diye. Yani biz aslında oyunla ilgili olabilecek her bölümde yani ya da oyuna meraklı her akademisyenle ve hocayla beraber olmak istiyoruz. Beraber çalışmak istiyoruz. Bu işin ciddi oyunlar yönü var. Eğitsel oyunlar yönü var. Niye bunun üzerinde özellikle duruyorum? Sanal bir dünya. Evet. Öyle değil mi? Ondan söz ediyoruz. Sanal bir dünyadan söz ediyoruz. O sanal dünyanın çocuklar gerçek dünyaya uyarlanabileceği konusunda çok rahatlar. Burada daha çok keyif alıyorlar. Yani orada gerçek geliyor onlara ve gerçek hayatta da orada yaşadıklarını, ekranda yaşadıklarını uygulayabilirlermiş gibi geliyor. Bu çok sempatik olabilir ama bazı durumlarda da hiç de hoş olmayabiliyor. Evet, öyle değil mi? Doğru yönlendirmek orada çok önemli. İşte o yüzden işin psikoloji boyutu, işin etik boyutu. Aman aman ben bir anne olarak korumacı bakıyorum. Evet, yani, aileden yani oyunlar kötü değil kesinlikle değil. Yani hem ekonomisi hem etkisi hem size getirecek, çocuklarınıza getirebilecek faydaları açısından gerçekten çok önemli. İşte küçük çocuklar 2-3 yaşında artık tabletleri kullanabiliyorlar. Evet. Telefonları istediği oyunu açabiliyor. Bu aslında ilerleyen yaşlarda bence çok olumlu etkisi yaratacak şeyler. Çünkü işi çözebilmek, onun peşinde koşup yani bir el becerisi koordinasyon, kazanlar. El becerisi kazanıyor. Yani kendini çok geliştirebileceği alanlar var. Ama 7/24'te oyunda geçiriyor olmak da kötü. Çünkü bu gerçek da biraz dünyadan kopmak ailede, gerçeği var bir de. Öyle değil mi? Ailesi, sosyal çevresi, okulu her şeyle alakalı bir şey. Yani bir tek orada hani benim çocuğum oyunun başından kalkmıyor demek bütün suç oyunda değil. Burada onu demek isterim yani. Şöyle bir durum var. Yani Türkiye'de olmayan bir sistem var. Aslında bizi korkutan ve ürküten şey de o. Çocuğum hangi oyunu oynuyor, ne zaman oynuyor ya da ne kadar oynuyor. Dünyada bir sınıflama sistemi var. İşte 7 yaş bu oyunu oynayabilir, 13 yaş bu oyunu oynayabilir, 15 yaş. Bizde ne yazık ki henüz o sınıflama çok oturmuş durumda değil. Biz son 3-4 yıldır aslında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla da bu sınıflamayı nasıl konumlandırabiliriz tartışıyoruz aramızda. Nasıl uygulanabilir?
gelişebilir hale getirirsen? Nasıl uygulanabilir, nasıl bandrollenebilir oyunlar? Çünkü bu çok önemli aslında. Kesinlikle. Bizim önemsediğimiz konulardan bir tanesi bu. Doğru oyunu doğru kitleye ulaştırmak gerekiyor. Biz de bir yandan geliştireceğiz. Sektör yaratasın diye istiyoruz. Hı-hı. Kesinlikle hani oyunlar tehlikelidir, bunları yok edelim değil, doğru bir şekilde kesinlikle. Piyasaya çünkü zaten sunalım. İster istemez böyle bir dünyaya doğru hızla evet, son önüne geçemeyeceğiz. İlerliyoruz. Bununla nasıl başa çıkabiliriz? Nasıl dediğiniz aynen gibi öyle uyumlanabiliriz? Daha evet doğru düzgün yapabiliriz? Bunu bilmek bizim için önemliydi. Anlattınız. İyiydi. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Davet ettiğiniz için. Harika. Şimdi tabii yine aynı şekilde hızla giden dünyanın başka bir yönü. Fast food, bu atıştırmalık yemekler. Bakalım yeşil o tarafı var. Onu da bize Nihal anlatsın. Olur mu? Birlikte izleyelim. Ederiz. Nihal'den sonra ayrılmayın, devam ediyoruz. Ülkemizde çok sesli müzik alanındaki katkılarıyla Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ana sanat dalı ve her yıl yeni mezunlarla yenilenen ve kadrosu genişleyen Hacettepe Senfoni Orkestrası'nın etkinlikleri. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ana sanat dalı öğretim görevlilerinden Atilla Çağdaş Değer ve Çiğdem Aytepe günlük rehbere konuk oluyor ve bu iki çok özel kurum hakkında bilgi veriyor. Amerika ve onun gibi pek çok endüstriyel toplum gittikçe şişmanlıyor. Amerika'da nüfusun %20 ile 35'inin obez olduğu, obezitenin kalp sorunları, diyabet ve kanser gibi sonuçları dolayısıyla ölüme davetiye çıkarabildiği biliniyor. Son dönemde yiyeceklerin ve beslenme düzeninin beyin gelişimine olan etkilerinin incelenmesi amacıyla İngiltere'de yapılan bir çalışmada 3 ile 5 yaşları arasındaki 4000 İskoçyalı çocuğa verilen beslenme düzeni boylamsal olarak uzun dönemde değerlendirmeye alınıyor. Çalışmada sadece özel tipte besin grupları incelemeye alınıyor. Omega 3, margarin, balık gibi ve hızlı hazırlanan yiyeceklerle daha yavaş hazırlanan taze pişirilmiş yiyecekler arasında karşılaştırma yapılıyor. Değerlendirmelerinde sosyoekonomik düzeyi de bir değişken olarak ele alan araştırmacıların elde ettiği bulgulara göre sosyoekonomik düzeyinde zeka gelişimi üzerinde aracı rolü olduğu görülüyor. Daha varlıklı aileler çocuklarına daha taze ve yavaş pişirilmiş yiyecekleri yedirmeye özen gösteriyorlar. Bu da zeka gelişimi üzerinde olumlu etki yaratıyor. Aksine sosyoekonomik düzeyi düştükçe zeka gelişimi baltalanabiliyor. Çünkü çocukların fast food yeme oranlarında artış gözlendiği bildiriliyor. Bu bulgular çocukların yeme alışkanlıklarının olumlu yönde değiştirilmesi yolunda ikna edici duruyor. Daha yavaş hazırlanan sağlıklı besinlerin tercih edilmesinin zeka gelişimi üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yapan araştırmacılar, olumlu zeka gelişiminin olumlu akademik performans ve başarılı bir kariyer anlamına gelebileceğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini savunuyor. Efendim, Atilla Çağdaş Değer ve Çiğdem Aytepe, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Devlet Konservatuarı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuarı, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği, değil mi? Evet. Öğretim görevlileri evet olarak sizinle harika bir sohbet yapalım derim ben. İstemezseniz kalkabiliriz. Hesap alalım. Efendim, şimdi müzik deyince, hele de bir de koro deyince, çok seslilik deyince filan insanın gerçekten şöyle bir yüreği hopluyor. Sizde oluyor mu aynı şey? Biz onu her gün yaşıyoruz herhalde. Her gün, evet, her gün yaşıyoruz. Çok uzun zamandan beri, ben 7 yaşımdan beri sanırım korolarda söylüyorum. Böyle müziğe başladım zaten, çocuk korolarıyla birlikte. Sonra bırakamadım. Sonu böyle oldu. Ne oldu? Bir baktım hani koro öğretmeniyim. Korolarımız var bir sürü. Atilla arkadaşım da, meslektaşım da tanıştım 10 yıl önce. Bir 7 yıldır beraber çalışıyoruz. Ondan önce birlikte söylediğimiz korolarımız vardı. Üniversitedeyken tanıştık Atilla hocamla. Hep ortak işlerimiz var çünkü. Hı hı. O keyif, o şey hiçbir zaman bitmiyor, o mutluluk. Koroda söylemek çok başka bir şey. Birlikte müzik yapmak çok değişik bir duygu. Çok mutluluk veriyor hepimize, öğrencilerimize de öyle. Yani kendi aldığımız keyfi öğrencilerimizin gözlerinde de görüyoruz her zaman. Çok güzel bir şey bunu paylaşmak. Kesinlikle güzel bir açılış oldu. Atilla Bey de böyle destekliyor. Acaba o ne düşünüyor? Ben tabii Çiğdem'den çok daha geç başladım lise korosunda. O zamanlar liselerimizde korolarımız vardı.
Ben de Ankara Kocatepe Mimar Kemal Lisesi mezunuyum. Orada o zaman 3 korumuz vardı. Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, Çok Sesli Koro. Evet. Ve de okulumuzun öğretmenleri, 3 öğretmenimiz vardı. Çok özveriyle çalışıyorlardı. Oradan yani lisede atılan o çok seslilik ve de müzik, daha doğrusu yani diğer korolardaki arkadaşlarımız da öyleydi. Hepimiz başka alanlara, birçoğumuz başka alanlara gitti ama o müziğin birleştiriciliği hep bence kaldı. Nasıl fakat bir tutkaldır değil mi o? Kesinlikle. Ne muazzam bir tutkaldır. Kesinlikle. Peki hepimizin tahmin ediyorum o çocukluğumuzda, okul yıllarımızdan kalma bir böyle işte koroya seçildim, koroya seçilemedim böyle bir hikayemiz var değil mi? Okuldan eve evet. gelinir ve anne koroya seçildim, baba beni almadılar. Evet. Öyle bir sıkıntı var galiba. Öyle bir sıkıntı var. Aslında evet. biz seçilen gruptanız. Evet, biz ama seçime karşıyız. O zaman. Bu çok değişik bir konu. Yani elbette herkesin kişisel bir özelliği vardır. Bazı insanların boyu daha uzundur. İşte bizim gözlerimiz kahverengi, bazı insanların gözü yeşil. Bazı insanların sesi daha iyi olabilir. Ama yani araştırmalar ve birçok deneyim gösteriyor ki çevreyle gelişen bir özellik bu yine. Yani sesimizi iyi kullanabilmemiz, şarkı söyleyebilmemiz, müzikle uğraşabilmemiz. Elbette bazı insanlar çok daha hazır olabilir, o bir kenara. Ama herkes müzikle uğraşabilir ve şarkı söyleyebilir. Öyle mi? Kesinlikle. Yani o öyle mi sorusu bile aslında çok şey kalıyor. Ben yalandan ama tiyatroculuk var bende. Aa, nasıl oluyor o? Onu açın lütfen bize. Herkes hemen, yapabilir mi gerçekten? Hemen açalım. Herkes yapabilir. Yani dünya neredeyse 100 yıl önce dünyadaki müzik eğitimcileri bunu söylüyorlar aslında. Aslında bizim Türk müzik eğitimcileri de neredeyse 50-60 yıldır bunlar yazılıyor. Yani her insanın müziği yetenekli olduğu, tabii ki dereceleri farklı olmakla birlikte her insanın müzik yapabileceği, aslında her insanın sanat yapabileceği geniş anlamda bakarsak. Fakat ne yazık ki uygulamada biz hep şununla karşı karşıya kalıyoruz. Yetenekliler ve yeteneksizler. Toplumun büyük bir çoğunluğu var. Maalesef yeteneksiz. Ve buna seçilmiş, inandırılıyoruz değil mi? Ben yeteneksizim. Tam öğrenilmiş çaresizlik oluyor o noktada. Öğrenilmiş çaresizlik. Aynen maalesef. Güzel bir tanım. Ve de toplumsal, yani o bireysel bir tanım aslında öğrenilmiş çaresizlik. Ama topluma yayılıyor. Yani bir de kalıcı siz, ömür boyu bir insan yeteneksiz olduğunu düşünüyor. Çocukken yeteneksizsiniz derseniz tamam. Öğretmenine yani, inanıyor çünkü çocuk. Ben mesela şeyi buradan anlatmak isterim. Benim hani müziğe başlangıcım biraz ilginç oldu. Ben köyde büyüdüm 5. sınıfa kadar. Büyük şehirde büyümedim. Ankara'ya geldik işte Mimar Kemal Lisesi'ne. Daha önce blok flüt çalmamıştım. Köyde de müzik öğretmenim olmamıştı. Ortaokuldaki ilk müzik dersimde çok kötü bir şey yaşadım. Müzik öğretmenim işte blok flüt çalan herkese işte not veriyordu. Yani ilk haftalar diyelim. Benim de blok flütle aramda öyle bir şey kurulmadı. Yani bilmiyorum çalmayı. İşte sınava kaldırdı söz diye ve çalamadım. Ters tutuyorum. Yanımdaki arkadaşım beni işte yanlış tutuyorsun falan diyor. Öğretmen oraya bir eksi koydu. Dedi ki şimdi buraya eksi koyuyorum. Çağdaş dedi bana. Çağdaştır öğretmenlerim. Eksi koyuyorum. Haftaya eğer çalabilirsen işte bu artı olur. Oturdum metottan, kendim bir şekilde çıkarttım hani oradaki resimlerden vesaire. Bir hafta sonra işte aferin 10 dedi. Şimdi o 10'dan sonra benim artık müzik dersim hep 10 oldu. Güzel. Şimdi bu küçük bir örnek, minik bir örnek ama. O 10 olmasaydı belki hiçbir zaman olmayacaktı. Eksi otur 0, bir daha da seni kaldırmıyorum deseydi. Hala da görüşürüz öğretmenimle, Bekata Kemal Özen, kulakları çınlasın hocamın. Nice öğrenci yetiştirdi birçok öğretmenimiz gibi. O noktada hani benim hevesim kırılabilir ve burada olamayabilirdim. Yani hatta burada olmayacağıma %100 eminim. Anladım. O yüzden de hani şey çok önemli, yaklaşım çok önemli. Her insan kesinlikle müzik yapabilir. Madem öyle ben de kendi hikayemi anlatayım, hikayemizi anlatayım. Efendim şimdi Sevda Cenep Antık Vakfı Kadınlar Korosu şefini Cihan Can hocamızı. Çok iyi tanırız Cihan hocamızı. Tanımayan yoktur, çılgındır, yeteneklidir. Evet. Ve insan sevgisi ve müzik sevgisiyle dolu bir insan. Kesinlikle. Öyle değil mi? Daha sonra ben kendisiyle öncülüğünü ettiğim bir farkındalık korosu var. Evet. Meme kanseri. Evet. Biz hep dinliyoruz. Muhteşem bir koro. Meme kanseri tedavisi gören hanımlardan oluşan ve işte erken tanı vurgulanan, erken tanının vurgulandığı bir koromuzdur. Kendisi de bu koromuzun şefi olmayı kabul etti. Ama tabii şimdi öyle bir koro ki efendim, yani herkes gelebilir. Yani tedaviyi gören, yani yeteneği olsun olmasın, bütün hanımlarımıza, kadınlarımıza açık bir koro olduğu için tabii zor bir görevdi aslında. Evet. Çünkü burada maksat müzik yapmak ve bu müziğin terapisinden faydalanmaktı. Ancak tabii profesyonel bir ortam yok ortada. Cihan Hoca dedi ki, hanımlar evde ninni de mi söylemiyorsunuz dedi. Kesinlikle. Bir tanesi doğru dedi, tabii dedi. Hiç dedi mutfakta dedi soğan doğrarken dedi bir şarkı söylemiyorsunuz dedi. Bir tanesi
Valla söylemeyeyim dedi. O da mı yok dedi. Peki sen bana bırak kendini dedi. Ve hepsine ayrı ayrı gerçekten önce ses çıkarttırdı. Çünkü zaten kadın olmak öyle değil mi? Öyle bir baskılanmışlık da var ruhumuzda. Konuşmaktan imtina eden insanlarız. Sonra da onlara güzel güzel şarkılar söyletti. Bunu nasıl başarır bir koro şefi? Bunu tabii teknik olarak iyi bilmek lazım nasıl yapacağımızı. Çünkü biz de diyoruz ki hani herkesin belli bir düzeyde. Buna biz hazır bulmuşluk düzeyi diyoruz eğitimde. Çünkü bu neye bağlıdır? Yetiştiğimiz aile ortamına ne kadar müzikle iç içe olduğumuza birçok şeye. Dediğiniz gibi birçok kadın ülkemizde hala bir aile ortamında bile söz almaya bile çekinirken nasıl şarkı söylesin elbette. Demek ki o kaslar çalışmamış şimdiye kadar. Aynen öyle. Onları çalıştırmak için ne yapacağız, nereden başlayacağız? Teknik olarak tabii bunları bilmek lazım. Ama bunlar hani gerçekten sihirli bir çubuğun ucunda değil, çok da basit şeyler. Eğer bir kas daha önce çalışmadıysa, mesela örneğin ben ömrüm boyunca kolumu hiç çalıştırmadım. Ne yapmam lazım? Fizik tedavi uzmanları bana ne önerecek? Küçük küçük hareketler. Evet. Seste de aynı böyle. Hani mucize değil. Ama çok zor şarkılar değil. Sesimize uygun, ses aralığına uygun. Örneğin iyi eğitim almış bir insan 8 notalık bir şarkı, 10 notalık bir şarkı söyleyebiliyorsa aralık olarak. Eğitim almamışsa 3 notayla başlayabiliriz. Her insana söyleyebileceği bir ses bölgesi var. Hı-hı. Onu bulmak çok önemli. Hı-hı. Ve de bunlar ülkemizde 50'li 60'lı yıllarda söylenmiş bilgiler. Fakat nedense unutulmuş, raflara kaldırılmış bilgiler. Herkes şarkı söyleyebilir. Acaba kim engel oldu bu fikre? Aslında böyle bir kurumsal ya da yani bir bireylerin biraz yani yaklaşımı. Ben aslında suç atmak istiyorum, rahatlamak yok, istiyorum. Birini suçlamak istiyorum. Belki suç şu olabilir, mükemmeliyetçilik olabilir. Çok iyi isteme var. Çok aynı çabuk sonuç alma. Evet. Aynı yani, şeyi düşünüyorum. Şimdi bilirsiniz Koro filmi diye bir film vardır. Fransız yapımı, meşhur bir yetimhanede. Aynen ki öyle. İşte müzik öğretmeni. Lacroix mıydı, yanlış söylemeyeyim. Neydi filmin adı? Çok güzel bir filmdir o. Fransız. Evet. Şey. Anladım, hatırladım, evet. Seyrettim ben o evet. filmi. Şimdi orada mesela bize, yani film çok güzel ama ben orada koro öğretmeni olarak o filmi izlediğimde bu imkansız dedim. Çünkü sonuç güzel ama sonuca giden yol o çok uzun bir sürecin sonucu aslında. Ama nasıldı? Filmi, hatırlatalım izlemeyenler şöyle, var. Şöyle bir yetimhanede işte bir müzik öğretmeni oraya gider ve yetimhanedeki çocuklardaki ilişkileri, oradaki yetimhanenin ortamını tabii güzelleştirmek için. Çok yaramaz çocuklar orada. Çok yaramaz. Tabii oranın o kurumu güzelleştirmek için müziği kullanır ve de onlardan bir koro çıkartır. Hem de onları disipline etmek ve sakinleştirmek için. Aynen. Için, değil mi? Ve de hani kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamak için. Bu çok önemli. Bizim toplumumuzda ve bütün toplumlarda buna çok ihtiyacımız var. Ve de o noktada işte çok kısa sürede 6 ayda 7 ayda çok çalışarak bir çok güzel bir koro çıkartır. Şimdi baktığımızda oradaki koro aslında profesyonel bir koro. Yanlış hatırlamıyorsam da içlerinde en yaramazları da solist olur, evet, değil mi? Evet. Aynen öyle. O da çok güzel sesi olan o koronun üyelerinden, yani gerçekte de korist olan. Güzel de bir insana dönüşür. Aynen öyle. Evet. Tabii bu filmde çok güzel bize bir stilize bir şekilde veriliyor ama gerçek hayatta bu kadar kolay olmuyor. Yani daha sakin başlamak lazım. İşte o noktada belki eğitimciler biraz hızlı sonuç almak için seçilmiş çocuklarla ya da işte tırnak içerisinde yeteneğine olduğuna inandıkları insanlarla çalışmakla o süreyi kısaltıyorlar. Çünkü biraz bir yarışmalara hazırlanma durumumuz var, İster değil mi? İster istemez. O olabilir de öbür taraftan da hani illa yarışmalara hazırlanmak durumu ve mecburiyeti olmayanlar korosu. Kesinlikle. Gibi bir şey de düşünemez aslında mi yani? Aslında hani biz zaten ben kişisel olarak yarışmalara çok karşıyım. Yani ya, mesela biz derslerde, şimdi biraz önce sizin konuklarınızı dinlerken merakla, tezimde eğitsel oyunlarla ilgili benim. Biz mesela Çiğdem Hoca ile Kavuklu Pişeker ya da Karagöz Hacivat gibi biz çekişiyoruz. Mesela diyorum ki koroya, çocuklar diyorum Çiğdem öğretmen yapamadı bunu, değil mi? Ben sizin tarafınızdayım, işte tahtaya yazıyoruz. İşte onlar bir şey söyleyince işte koro, yani biz kazanıyoruz, Çiğdem Hoca kaybediyor veya eğer ben tek öğretmensem bana karşı yarışıyorlar ve izin veriyorum öğrencilerin kazanmasına. Güzel. Yani koroyu birbirine yarıştırmaktansa bana karşı yarışın ve de birlik olun. Yani birlikten güç doğar. Zaten koronun toplumsal en önemli mesajı bu. Yani birlikte aidiyet duygusu. Bu bizim için çok önemli. Yani bütün dünyada çok önemli. Toplumlar için çok önemli. Aile kavramı için, toplum kavramı için. Teknik olarak bize bilgi verme şansınız var mı? Yani tek bir insandan çıkan tını ile birkaç ve pek çok insandan çıkan tını bir araya geldiğinde nasıl bir güç kuvvet oluşuyor? Yoksa onu az önceki konuklarımıza mı çağırayım da soralım? Değişik bir şey ama seste de değişik bir frekans ortaya çıkıyor elbette. Yan yana söylediğimiz zaman ve o frekans dalga boyları üst üste geldiği zaman
bambaşka yeni bir renk elde ediyoruz. Evet. Bu değişik bir şey. Keşke bunu gözle görebiliyor olsak değil mi? Keşke. Bu frekansı, evet, bu dalgaları, rengini, boyutu. Bilgisayar ortamında ya, gösterebiliyorlardır. Ne kadar bu renk güzel farklılığı. Bir cümbüştür değil mi aslında o? Aslında bunu düşünebiliriz. Yani tabii ki kötü bir örnek, teşbihte hata olmaz ama bir cenazede, ağıtta. Bir coşkulu bir günde marş söylerken veya stadyumlarda, bir stadyumlarda. Zaten şu anda ülkede ve de dünyada bunu futbol maçlarında çok görüyoruz. Evet. Bu kendini gerçekleştirme olayını. İnsanlar buna çok aslında açlar. O yüzden de hani biz futbol maçlarına gidenlere diyoruz ki çok bağırmayın. Ama onlar da bize diyorlar ki yani sesinizi güzel kullanın. Bir enerji tabii. Hocam yani, diyorlar yani orada deşarj oluyoruz. İşte bizim böyle kanallar açmamız lazım eğitimde, toplumda. O yüzden de hani herkesi kazanmak için biz zaten herkese yönelik müzik eğitimlerinin taraftarıyız. İşte Cihan Hoca gibi yani şey çok önemli. Herkes şarkı söyleyebilir. Mesela İngiltere'de böyle bir koro var. Can't Sing Choir. Yani şarkı söyleyemeyenler çok güzel. İşte korosu ben bundan gibi. İlla yarışmaya katılmaya gerek yok yahu. Yani hani söyleyecek notası olan insanlar. Kesinlikle. Diyelim. Söyleyecek sözü değil, söyleyecek notası olan Kesinlikle. İnsanlar. Çıkaracak sesi olan insanlar. Yani bir ifade tarzı müzik ve de hani herkesin bu dünyanın içinde olması lazım. Yani tamam her yer konservatuvar korolarıyla dolu olmasın ama birlikte şarkı söylemek sadece bu. Yani bunu sadece psikolojik olarak değerlendirsek bile yan yana gelip şarkı söylemek lazım. Çok keyifli bir şey bu. Yan yana gelip şarkı söylemek lazım. İşin tabii bir de çok sesli boyutu da var. Evet. Ha, o da bambaşka bir şey. Tabii değil mi? O gerçekten bir eğitim süreci. Evet. Yani. Orada bir o bir aşamanın çok ileri düzeyi. Ama bizde işte sıkıntı orada. Yani o ilk aşama, ilk adım olmadığı için o son adım hedefleniyor hep. Yani evet. Çok seslilik, önce tek seslilik olmadan olması imkansız. Yani önce birlikte kolay, güzel, basit. Herkesin söyleyebileceği şarkılar, türküler, marşlar söylenmeli ve de o gruba ya da o sınıfa ya da o koroya da o insana uygun. Sonra daha yani nice sonra çok seslilik çalışmaları yani. Biz okullarda şarkılar söyleyen çocuklardık. Evet. Yani illa korolarda olması gerekmiyor. Sınıf sınıf bağıra çağıra bahçede ip atlarken, işte körebi oynarken, sokakta oynarken şarkılar söyleyen çocuklardık. Evet. Ne oldu da sustuk? Niye şarkı söylemez hale geldik? Şöyle aslında orada içinde bulunduğumuz televizyonların da yani TRT'nin değil ama TRT çünkü orada çok hizmet etti. Televizyonların, özel televizyonların gelmesiyle bir kapanma oldu evlere. İnternet, bilgisayarın çıkmasıyla yine o kapanma daha da arttı. Ama biz umutsuz değiliz. Yani işte TRT Okul gibi, TRT Çocuk gibi kanallar var. Yani bu araçları çok da iyi kullanırsak eğer aslında bizim hep şikayet ettiğimiz internet, bilgisayar gibi teknolojik gereçler aslında eğitime de hizmet edebilir. Ama o noktada çok iş düşüyor kitle iletişim araçlarına. Peki Çiğdem Hanım, kitle iletişim araçlarına iş düşüyor. Anne babaya ne düşüyor? Anne babaya da çocuklarına güvenmek düşüyor gerçekten. İlla çocuklarını korolara götürmek zorunda değiller. Fakat artık ülkemizde birçok şehirde çocuk koroları var. Yani çocuk koroları yapmak isteyen müzik eğitimcileri var. Okulları teşvik edebilirler anneler babalar. Okullarda çocukları teşvik edebilirler. Bugün ne şarkı söylediniz? Hangi şarkıları çok seviyorsun? Neler söylemeyi seviyorsun? Ne de güzel sesin varmış senin diyebilirler çocuklarına. Ya. Çünkü çocuklar şarkı söylemeden geliştiremezler bu özelliklerini. Ve Kesinlikle. De şarkı söylemek hani bir tek sesimizi eğitmiyor. Yani birçok açıdan insanı çok değişik bir düzeye taşıyor şarkı söylemek. İnsanı insan yapıyor. Hı-hı. Geçmişle olan bağınızı kuruyor sizin. Çünkü eski tabii çocuk çok, şarkılarını çok önemli bir nokta söylediğiniz mesela. Eski türküleri yani şu anda mesela bizim toplumda söylenmeyen türkü. Çünkü türkü dediğiniz zaman binlerce bir dağarcıktan, dağardan söz ediyoruz. Tabii. O türküleri öğreterek oradaki kavramları kazandırıyorsunuz. Belki günlük hayatta o kavramları biz kullanmıyoruz. Doğru. Mesela imece. Keşke hep kullansak. Ya da başka alanlar. Yani geçmişle toplumda, geçmişle bağ kuruyor. Marşlar, çocuk şarkıları, türküler. Ve de bunlar kuşaklar arası. Yani dede ile torun ya da babaanne ile anneanne ile torun arasında mesela bilgisayar veya Facebook'la iletişim kurmak çok mümkün değil. Yani aynı kuşaklar değiller onlar. Ama şarkı söyleyebilirler yan yana gelip. Bir de kişiye özel bir yetenek öyle değil mi? Yani hani bunu ben söylüyorum. Ben içimde tınılarımı, sinüslerimde her yerde o sesi, o enerjiyi ben hissediyorum. Ve bunu bunun içinde kimseye bir şey sormak zorunda değilim. Öyle Kesinlikle. Değil mi? Kimse de onay almak zorunda değiliz. Bir müzik öğretmeni ya da bir koro öğretmeninde bu doğru mudur? Yüzde kaç doğru? Ya da bir jüri üyesi ya da televizyona çıkıp bizi birilerinin değerlendirmesine de gerek yok. Bundan keyif almalıyız ama o keyif alma noktasında ailenin, öğretmenlerin, eğitimcilerin, kurumların,
devlet ve özel kurumların çocuklara ve de gençlere bu fırsatları sunacak kanalları açması gerekiyor. Kesinlikle. Ben tabii bu çok sessizlikte şuna hayranım. Yani işte sağ tarafta altoysam burada soprano, yukarıda işte bas, orada tenor. Anlatabiliyor muyum? Yani hani bu hayatın kendisinin zaten sanki bir modeli gibi. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Ve de bu hayatımızın çok dışında olan bir şey değil. Ülkemizde hep şey var, yani müzik kurumlarımızda bu var. Çok sesli müzik hep bir göklere çıkarılmış, çok yüce bir varlık. Çok sesli müzik hayatın bir parçası. Yani ve de ülkemizde pop müzik dinlemeyen bir kişi bile gösteremeyiz elbette. Pop müzik içerisinde öyle bir çok seslilik var ki hiç kimse bunu yadırgamıyor. Çünkü çok seslilik anormal, doğa dışı bir şey değildir ki. Çok normal bir şey. Yani çok ses bir pop parçası, pop şarkısı dinlediğimiz zaman orada gitar bir sürü akor çalıyor. İşte şarkıcı söylüyor. Orada başka çizgiler var altta. Herhangi bir kişi, hiç müzik eğitimi almamış kişi, bir kişi sadece kulağını biraz kabarttığında bütün o çizgilerin hepsini duyabilir. Hiç anormal bir şey değil. Ve de biraz şarkı söylemeye başladıktan sonra bizim çocuklarımız da bir süre sonra mesela bir parti ikiye böldüğümüzde koroyu uzun bir ses tutabilir. Başka bir şey yapabilir. Öbür parti başka bir şey söyleyebilir. Bu çok doğal bir şekilde gelişiyor. Hiç zor bir şey değil. Hep çok sesle yönelik bir korku var. Genel olarak bu bir yansıtılmış bir şey toplumumuzda. Çok seslilik aslında zor değildir. Çok güzel. Çok yani keyifli bir ortam. Bunu bir toplumsal model olarak kullanıp, bir aygıt, bir araç olarak kullanıp belki huzura bile erebiliriz her anlamda, değil mi? Yani evet, dünya çapında bir şeyden söz ediyorum. Çünkü 100 kişi bir kişi oluyor o anda. 100 fikir bir fikir olabiliyor ve huşu içinde, keyif içinde, mutluluk içinde, öyle değil mi? Kesinlikle. Koronun çok tanımı var ama mesela ben böyle bir tanımda bulundum bir gün. Herkesin kendi sesini, yani o bütün içerisinde kendi sesini kaybetmeden bütünün birliğini oluşturduğu yapı. Yani ben Atilla olarak varım. Başka bir insana dönüşmüyorum 100 kişiyle beraber. Bireysel olarak tam bütün özelliklerimi orada koruyorum. Ama o bütünü hiçbir şekilde bozmuyorum. Hı hı. Aslında bu toplumsal yaşama da çok uygun değil mi? Ve üstelik çok da bir yerde kaplamıyorum ha. Kesinlikle. Orada bir o anlamda mütevazılık da var yani. Aynen. Şu kadarcık bir metrekare kendi çapımda, sağımda solumda başka insanlar, onlar herkes kendi alanını koruyor, kimsenin alanına taşmıyor. Kesinlikle. Ama çıkardığı ses taşıyor. Kesinlikle. Evet, ve dinleyerek yapmak zorundayız. Yani eğer ben söylerken dinlemek, Atilla'yı dinlemiyorsam o olmuyor o iş. Bir yandan söylerken bir yandan onun sesini dinlemek zorundayım ki o işte o dalga boyları üst üste gelsin, gerçekten otursun yerine. Ve de gerçekten o dinleme eğitimi olursa, işte. İşte o zaman doğuşkanlar biraz teknik olacak ama seslerin, yani bizim bir sizin biraz önce söylediğiniz soru, tek tek duyduğumuz sesler öyle bir birleşiyor ki bambaşka seslere dönüşüyor. Ya aslında şimdi biz bayağı güzel anlattık bu işi. Yani hem dinliyoruz hem söylüyoruz. Kesinlikle. Aynı anda hem algılıyoruz. Tabii elimizde nota varsa bu arada notayı bir takip ediyoruz. Notayı takip ediyoruz. Şefimize bu arada ara sırada ağlıyoruz, hüzünleniyoruz, başka bir yere gidiyoruz. Onu hissetmeden yaptığınız zaman da o gerçek olmuyor. Yani Maslow'un ihtiyaçlar piramidini bilirsiniz. İşte ilk insanların ilk önce yemek yemeleri lazım. Sonra barınma sorunları. Piramidin en tepesinde kendini gerçekleştirme vardır. Şimdi dünyadaki toplumlara baktığımızda Türkiye'de böyle. Yani bu mümkün değil. Hani zaman zaman aç kaldığımız veya kirada oturduğumuz, yani herkesin kendi evi yok. O zaman biz kendimizi gerçekleştirmemek için bütün bunları bitirdikten sonra mı sanatla, müzikle, işte mimariyle, resimle, şiirle ilgileneceğiz? Hayır. Hemen başlamalı. Herkes için olmalı. Sanat herkes için olmalı. Ve de bunun için bu bütün görev sadece devlet kurumlarına düşmüyor. Devlet kurumlarına çok önemli görevler düşüyor ama birey olarak bizlere de düşüyor. Biz bunları söyleyince, hani herkesin yeteneği vardır deyince insanlar biraz nasıl? Hani biz seçilmiş gruptuk. Çünkü kimse bu söylenmemiş aslında böyle. Evet yeteneklisin, hayır değilim. Bana annem daha önce söyledi. Hayır yeteneklisin. Evet. Kesinlikle. Peki bu kitaplarımız çocuklarımıza yardımcı olacak. Temel eğitim kitaplarımız, öyle değil mi? Tekerlemelerimiz var, bilmecelerimiz, şarkılarımız var. Evet. Sizler tarafından hazırlandı. Evet. Harika. Bizim işimizin şöyle bir boyutu var. Aslında üç boyutlu. Biz bir yandan korolar üretmeliyiz. Yani çocuk korolarımız olmalı, yetişkin korolarımız. O korolardan sonuç almalıyız. Bir yandan alıyoruz demek lazım. Tabii alıyoruz. Yani hayatımızda bu var. Yani hayatımızın çok büyük bir kısmında üretim var. Hep korolarla işler gerçekleştirmek var. Bir yandan bizim arkamızdan gelen genç arkadaşlarımıza yardımcı olmak var. Çünkü Türkiye'de koro eğitimciliği diye bir bölüm, bir lisans programı yok örneğin. Bunu biz
bu konuda emekliyoruz ülkemizde hala. Ve de bu programların oluşturulması, üniversite programlarına girmesi gibi hedeflerimiz var. Fakat biz daha üniversite programlarına girmeden bu tip programlar oluşturmaya başladık. Bir yandan eğitimcileri gerçekten bu bilinçle yetiştirmek önemli. Bir yandan da çocuklarımıza vereceğimiz malzemeleri oluşturmamız, kitaplarımızı oluşturmamız gerekli. Çünkü herkesin şarkı söyleyebilmesi onlara uygun şarkıları seçmeye bağlı. Ve de dediğimiz gibi ses aralığı çok önemli. O ses aralığı doğru değilse, örneğin daha dün annemizin şarkısı, fa sesinden başlayıp söylersem, daha dün annemizin, kitapta tamam, burada yazıyorsa onu hiçbir çocuk söyleyemez. Toplum da söyleyemez. Nefret de edildi. Daha dün annemizin diye söylersek o zaman nasıl çoğu çocuk söyler. Söyleyin, bakın. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okulu olduk. Gayet güzel söylüyor. Zaten hani sizin aşinalığınız var ama. Set olarak söyleyebiliriz. Hayır arkadaşlar. Yapabilir miyiz? Güzel olur. Zorlamayalım, zorlamayalım. Yani şimdi şu anda en azından ruhen alıştırdık bu fikre kendilerini. Uygulamayı başka bir bölümümüzde. Evet, başka bir şarkı da seçebiliriz yani, tabii. Başka bir şarkı da seçeriz. Ama evet, bu çok önemli. Bu kitaplarımızı da buna yönelik olarak hazırladık biz. Hangi şarkılar olmalı? Diyoruz ki önce tekerlemeler olmalı. Yani halk kültürümüzde öyle güzel tekerlemeler var ki ve de dediğiniz gibi az önce çocuklarımız eskiden tekerlemeler söylüyorlardı. Oyunlar oynarken tekerlemelerle eşlik ediyorlardı ve de 3 nota aralığında. Kendi seslerine hangisi uygunsa 4-5 çocuk bir araya geldiğinde o ortak sesi hemen bulurlar söylerken. Doğru. Doğru. Ve de orada söylerler, o sesi çok geliştiren bir şey örneğin. Ki çocuk bu eskiden hani okul mu vardı, bir şey mi vardı ama sokakta çocuklar bunu yapıyorlardı örneğin. Şimdi onlar çok geri planda. O yüzden diyoruz ki tekerlemeler çok önemli. Arkasından, o sürecin arkasından da çocuk şarkıları. Bu yeşil kitabımızda çocuk şarkıları dağarcığında iki tane CD var içerisinde. Bir tane CD'de bir minik bir çocuk korosuyla, küçük 9 kişilik bir toplulukla piyano eşiyle birlikte çocuklarımız şarkıları söylüyor. Yani evet, isteyen kişi dinleyip öğrenebilir. Diğerinde de örneğin sadece piyano eşliği var. O piyano eşliğini evet, harika, bu şekilde de çocukların evet, sesini tamam, geliştirmemesi güzel, mümkün değil. Efendim, Çiğdem Aytepe, Atilla Çağdaş değer kattınız programımıza. Çok güzel oldu. Platon demiş ki müzik sesin ruhun meziyetlerini eğitmek için hareket etmesidir demiş. Ne kadar güzel, kesinlikle, söylemiş. Harika. Evet. Efendim, sakın unutmayın. Tekrarımız gece saat 1'i 20 geçe. Şimdi belki birlikte şarkı söyleriz ve programımızı öyle kapatırız. Haydi efendim, bugünlük hoşça kalın. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Evet.